gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Para rotasında sizlerle birlikteyiz ve bugün haftanın son günü 8 Kasım Cuma. Bugünkü konuğumuz Logos Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Berin Önder. Evet Berin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi ekranlarda izliyoruz ve çok da güzel yorumlarınızı özellikle şu karmaşık günlerde. Daha böyle ben sizi şey görüyorum, biraz daha böyle sakin, olayları daha uzaktan izleyen. Aslında piyasadaki birisinin çok zordur bunu yapabilmesi. Yani genellikle piyasanın içerisine girersiniz, ormanın içerisinde kaybolursunuz. Hiç o ormana dışarıdan bakmak oldukça da zor bir iştir. Çünkü piyasadaki herkes, finans piyasalarındaki herkes biraz miyoptur. Yani şöyle söyleyeyim, uzağı zaten pek fazla görmek istemez. Bugün işte konuşacağız. Avrupa Merkez Bankası faiz indirimi, işte tarım dışı istihdam. Sadece önümüze bakıyoruz. Yani tam buraya bakıyoruz. Bir 6 ay sonra, 9 ay sonraya çok fazla konuşmuyoruz. Zaten konuşsak da çok etkili de olmuyor. Yatırımcı psikolojisi açısından da etkili de olmuyor. İşte genel olarak endişe belirseniz piyasa 2 gün arka arkaya yükselmiş olsa yok canım bunlar da bir şey bilmiyor diyor yatırımcı. Bir küresel büyük resim, uzun vadeli resim var, bir kısa vadeli resim var. Bu resimler arasında bazen uzun vadeli beklentiler daha öne çıkabiliyor. Piyasa düşmek isterse, piyasa yükselmek isterse daha kısa vadeli bilgileri kullanıyor. Ben şimdi şeyi merak ediyorum. Sizin şu an küresel resmi bir özetler misiniz? Sizin kafanızdaki resmi bir görmek istiyorum. Şimdi aslında hakikaten çok enteresan günlerden geçiyoruz ve ileride geriye dönüp baktığımızda belki bambaşka bir boyut kazanacak, nasıl göremedik diye. Çünkü dünyada baktığımız zaman bir yandan ekonomik olarak aslında ülkelerin ve şirketlerin sıkıntıda olduğu bir dönem. Ama bunu da söylemişken büyük şirketlerde aslında para kazanıyor ama büyümede bir sorun var. Hı hı. Ve dünyadaki bu kadar nüfus, bu kadar ileri ekonomi, büyümeye odaklı bir ekonomi. Bu da artık büyüme özellikle uluslararası büyük ülkelerde, Amerika'da olsun, İngiltere'de olsun, hep borçlanarak oldu ve borçlanmanın bir sınırına gelindi. Peki bundan sonra ne olacak diye herkes bakıyor. Çünkü daha fazla borçlanarak konut olayı bitti. Bir önceden teknoloji boom vardı, o da bitti. Şimdi fakat reel sektörde de bu kadar büyüme mümkün değil. Evet. Ama dünya ekonomisinin de o zaman büyüme olmadıkça da ya da bir savaş nedeniyle bir şey olması gerekiyor. Fakat hem büyümeyi sürdürmek hem borçlanmayı azaltmak hem de geçmişten gelen bir de yük var bankaların üstünde. Doğru. Kişilerin üstünde. Onu da yavaş yavaş almak istiyorlar. Fakat zor bir konjonktür bu ve bunu da başarmak kolay değil. Bir sürü de politika yapılıyor. Merkez bankaları işin içinde. Ancak işte bunun için yapılan çözüm biraz daha para vermekti. Evet. Burada da şimdi zaten hepimizin bugünlerde konuştuğu Amerikan Merkez Bankası varlık alımlarını azaltacak mı ve ne zaman azaltacak? Neredeyse bütün işlerimizi bıraktı. Türkiye, bütün gelişmekte olan ülkeler buraya kilitlendi. İşte dün biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası biraz faiz düşürdü. Bunun da kolay kolay olmayacağına yönelik de bir beklenti var ama hiç kimse de varlık fiyatlarının daha fazla yukarı gitmesini de istemiyor ama buna rağmen de gidiyor. Örneğin dünkü Twitter halka arzı bence yeni bir dönüme göstergesi. Çünkü uzun zamandır hiçbir halka arz dünyada evet. Böyle değildi. Yani bu şimdi ben de bir şaşırma. Hem çok pahalı çıktı. Yani, dehşet değil mi? Fiyat çıktıktan yani, sonra %73 değer kazandı. Bu da şunu gösteriyor. Aslında bizim eski bildiğimiz finans değerleme varsayımlarıyla yeni bir belki de değerleme varsayımlarına doğru gidiyoruz. Yani belki iyiler çok pahalı olacak. Hı hı. Başkalarının bir fiyatının bir önemi olmayacak. Dolayısıyla
yatırımcılar açısından bence birincisi kısa vadeli perspektif çok zararlı hepimiz açısından. Bilimsel çalışmalar zaten bu söylediğinizi %100 destekliyor. Yani kısa vadeli şey yapmak, yani kısa vadede bugün gireyim kazanayım çıkayım kazanayım çıkayım, bunu çok sistematik ve ciddi bir sisteminiz yoksa böyle yapmaya kalkışmak, üstelik sadece beyinle yapmaya kalkışmak tamamıyla kumar oynamaktan farksız. Yani o hakikaten haklısınız. Zaten Türk finans piyasasına baktığımız zaman evet bir borsamız var. Çoğunluğu sabit getirili mevduatta. Yatırım olarak çok çok az bir piyasadan bahsediyoruz. Ve beni bir de FX piyasamız var. Çok büyüyen bir piyasa. Evet, evet. Şimdi burada gerçek yatırım nerededir, vadesi nedir diye bakmamız ve kendimizin risk profiline göre yatırım tercihlerimizi yapmamız gerekiyor. Özetle dünya piyasası karışık ama ben kısa vadede çok olumsuz değilim. Çünkü iyi giden şeyler, yani insanlar para kazanmak istiyor ve fazla bir para var. Emeklilik fonlarında var, bir takım ülke fonlarında var. Onlar da yatırıma girmek istiyor. Hı hı. Burada iyi yapan ülkeler, şirketler ön plana çıkacak. Bence seçiciliğin ön plana çıkacağı bir döneme giriyoruz. Evet, çok doğru. Yani şu anda da borsada da baktığımızda hakikaten çok kaliteli olan ve gerçekten para kazanabileceğinizi düşündüğünüz hisseler şu an 93 bin seviyesine yakın veya onun üzerinde olan doğru. Şirketler var. Borsadaki hisselerde de. Aynı zamanda bir varlık balonu da oluşmaya başlıyor. Fakat büyük sorun, şimdi büyüme gelse başka büyük bir sorun ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Yani şu an istenilen şey şu. İnsanlar para harcasınlar. Yani faizi düşürüyorsunuz ve dün Draghi diyor ki negatif faiz bile söz konusu olabilir. Yani vatandaş 100 bin euro yatıracak, bir yıl sonra 99 bin euro alacak. Yani eksi faizden bile, nominal eksi faizden bile bahsediliyor. Böyle bir ortamda tabii kimse bankada parasını tutmak istemeyebilir. Böyle bir durumda harcamaya geçer. Evet, büyüme başlar ama ben o zaman emtia fiyatlarının, yani birazcık imalat sanayi endeksleri, satın alma yönetici endeksleri biraz yükselmeye başlasın. O emtia fiyatları orada kalamaz ki. Arkasından ciddi bir enflasyonu da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Zaten bence çok doğru bir şey söylediniz. Buradan sonra olay harcamanın kalitesi, yatırımın kalitesi ve ne kadar kitle harcıyor? Aslında baktığımız zaman dünyadaki önemli problemlerden biri de dünyadaki zengin ülkelerin ve zengin kişilerin çok daha zengin olması ve ortalamanın oraya yakalatılmaya çalışıyor. Çünkü Türkiye'de de sorun bu. Eğer sizin harcayan kişi sayınız ve zenginleşen kişi sayınız arttığı müddetçe zaten daha dengeli bir büyüme oluyor. Ama diğer bir ekseni de bunun yatırımın kalitesi. Şimdi evet. Dünyada da Türkiye'de de baktığımız zaman sadece gayrimenkule giden bir yatırım aslında sağlıklı değil. Hiç sağlıklı değil. Bunun yani daha çok yani katma değerli ürünlere giden yatırım, ama orada da vade söz konusu oluyor. Gene kısa vadede gayrimenkule aynen. Gerek yatırımcı gerek müteşebbisler daha kısa zamanda para kazandığını düşünüyor. Fakat daha endüstriye, daha sanayiye giden yatırımsa daha uzun vadede geri dönüyor. Şimdi bunun içinde bence bir genel kalkınma planı da yok. Evet. O da dünyayı bir sıkıntıya yol açıyor. Ama şöyle de bir şey var. Artık herkes de olayların farkında olduğu için çözüm arayışları da hızlandı. Dolayısıyla belki uzun vadeli çözümler bulunamıyor ama kısa vadeli habire dünkü faiz indirimi, işte Amerikan Merkez Bankası olayın da hani bir noktada topun da düşmesine kimse izin vermiyor. Kesinlikle. O yüzden finansal piyasalarda bence fırsatlar olacak ama dikkatli ve kaliteli fırsatlara yönelmek lazım. Aynen. Şimdi sorular var da bir izleyicimiz şöyle diyor. Hocam FED para arzını azaltmaya başlayacak diye her yerde söyleniyor. Benim anlamadığım diyor, bu başlayınca dünyanın sonu mu gelecek? Borsalar 2008 yılındaki gibi çökecek mi diyor. Saygılar demiş. Gerçekten para arzı tahvil azaltımına başladığında
daha önceki Bernanke'nin konuşmasıyla birlikte Haziran ayında, Mayıs sonunda Haziran ayında konuşmasıyla birlikte ciddi bir türbülans yaşadık. 64 bine kadar indi endeks. Yine aynı şey yaşanır mı? Yoksa siz artık bu zaten bilinen bir şey olduğu için o zaman sürpriz çıktı yani. Bir anda Bernanke, daha doğrusu aslında daha önce söylüyorlardı da Bernanke'nin zamanlama ağzından. Zamanlama belli değildi. Evet, Bernanke'nin ağzından da çıkınca artık tamam başlıyorlar. Eylül'de başlıyorlar dedi. Yani herkesin korkusu buydu. Şimdi gerçekten o günkü kadar etkili olur mu? Başladı diyelim ki 5 milyar dolar şimdi azaltıldı. Şimdi açıklamanın nasıl olacağına bağlı. Yani evet. Bunu da kimse bilmiyor. Çünkü onlar da bilmiyor. Bir takım verilere bağlı. Yani biz bundan belki 2 ay önce konuşsak Amerika hükümetinin kapatılacağını hiçbirimiz tahmin tabii. edemezdik. Yani mümkün değildi. Böyle bir şey oldu. Yani enteresan günlerden geçiyoruz. Ben yatırımcıların alıştığını ama fiyatların yukarı yönlü gidişinde bir baskı yaratacağını düşünüyorum. Çünkü fiyatların el değiştirmesi için yeni para gerekiyor. Evet, evet. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketinde baskı yaratacağı için mutlaka etkisi olur. Ama dünya piyasalarını çökertir, çökertmemesi için zaten ellerinden geleni yapıyorlar. Yoksa keserlerdi bunu. Ben şeyi sonunu bir türlü bulamıyorum ya Berin Hanım. Yani şöyle baktığım zaman. Şimdi dünyada yaşanmayan bir şey yaşanıyor. Yani biz acayip tarihi günlerden geçiyoruz. Yani dünya ekonomi tarihinde... Biz hep geçtik yani. Evet. Türkiye için geçmiştik. Yani Türkiye'de 4 tane krizi yaşadım ben. Yani 94 krizi, ondan önce Körfez krizi, sonra 97 Asya, 98 Rusya, arkasından 2001 krizi. 2001'de biliyorsunuz 1999'da Brezilya krizi geçirdi. Arkasından Rusya krizi geçirdi. Ondan önce Rusya geçirdi. Arjantin 2002'de tümüyle çöktü. Default oldu tamamıyla. Yani ve ben bu resmi nasıl görüyorum biliyor musunuz? Şu an onlar büyük ülke. Onun parası rezerv para. Dolayısıyla default olmazlar diyoruz. Evet, Amerika default olmaz. Yani sonuçta basar doları öder. Ama ben İtalya ve İspanya'dan emin değilim yani. Default olabilirler. Ama Yaşar Bey yani buna öyle dünya piyasaları iç içe. Evet. Ve bir ülkenin çökmesi diğer ülkeleri de etkilediği için örneğin Güney Kıbrıs. Bir problem vardı. Ülkeler çünkü sizin paranız başka ülkede. Örneğin Rusya, evet. Güney Kıbrıs çözüyor. Mesela dün İtalya bilmiyorum izlediniz mi? 22,5 milyar dolarla tarihinin en büyük borçlanmasını gerçekleştiriyor. Şimdi biraz da para kavramı da değişti. Eskiden hani herkesin elindeki kadar parası vardı. Orada şu soru önemli değil mi? Neden tarihinin en büyük borçlanmasını gerçekleştirebildi? O durumdaki İtalya %130'a gelmiş borç milli gelir oranı. Daha fazla faiz verdi. Evet. Neden? Neden sorusunun, evet faiz veriyor, ne kadar bir riske katlanıyor? Ama Draghi garanti vermiş. Diyor ki başvurduğu anda ben o tahvilleri alacağım. Peki bir gün insanlar şunu söylemeyecek mi? Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Büyüme gelmezse ve istenen o büyüme gelmezse. Çünkü büyüme gelmediği sürece borç artmaya devam edecek. Büyüme gelirse vergi toplayabilirsiniz. Ben büyümenin ve herkeste baktığınız zaman zaten dünyadaki bir takım raporlara da bakıyorsunuz. Dünya Bankası'nın raporları var, OECD'nin raporları var. Kısa zamanda bir büyümenin gelmesi gözükmüyor zaten. Ancak daha fazla verimliliğe yönelme gözüküyor ve gelişmekte olan ülkeler ön evet. plana çıkıyor. Ve şu anda belki gelişmekte olan ülkelerde Türkiye, Hindistan, Brezilya ön planda ama bir Afrika var evet. dünyanın keşfetmediği. Yani ben şunu görüyorum, gerçekten bunu ekonomik olarak biz otursak, hesaplasak, kitaplasak biz belki de eyvah diyeceğiz. Hı hı. Ama artık çok daha sofistike piyasalara girildiği için olaylar biraz daha yumuşak atlatılmaya çalışılıyor. Ve dünya finansal piyasaların pozitif olması bütün ülkelerin, liderlerin, yatırımcıların, herkesin hoşuna gidiyor. Ama bunun arkası da şöyle çok da boş değil. Bir kere çok para kazanan şirketler var. Yani bir dünya ekonomisi de dönüyor. Ama ne kadar yayılıyor ve ne kadar bunu
bu seviyede varlık fiyatlarını artırmak doğru. Bence söz konusu orada. Ama para da çok olunca ister istemez de bir varlık fiyatı artırıyor. Çünkü sizin aslında bence sorun şu. Mesela faiz indirimi belki de farklı amaçla yapılıyor. Hmm. Ama parası daha fazla olan bunu daha fazla kullanıyor. O ikisi arasındaki denge kurulamıyor şu anda. Ve bu işte yeni tanımlanması gereken yeni sorunlar. Yani daha önce dünyada görülmeyen, bu hiçbir zaman gördünüz mü siz bu kadar paranın basıldığı bir dünyada ekonomi dönemi? Bu kadar paranın basıldığı ve gelişmiş ülkelerin borçlarının da milli gelirin %100'ün üzerine çıktığı başka bir dönem son 300 yıllık ekonomi tarihinde yok. Böyle hem bu kadar hani borçların %100'ün üzerine çıkması durumu 2. Dünya Savaşı sırasında var. O borçlar daha sonra hızlı büyümeyle şey yapılıyor. Ama o sırada kamu borçlanması yüksek fakat o kadar büyük para yok. Ortada hani talep arttığı zaman artan talep kadar para veriyorsunuz piyasaya. Dolayısıyla çok ciddi bir enflasyon yaratmıyor. Gerçi 70'li yıllarda yarattı o enflasyonu sonrasında. Ama şu an en büyük sorun bu ikisinin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkacak olan yeni fırtına. İşte o fırtına. Şeyi okudunuz mu bilmiyorum. Mishkin ve Hamilton'ın yazdığı son bir makale var. National Bureau of Economic Research'ta yayınlanmış Amerika, Niberwork'ta. Crunch time. Şimdi 2017-2018 eğer senaryoyu yapmışlar, normalde Amerikan ekonomisi 2 ile 3 arası veya 3,5 arası büyümeye devam etsin. Diğer ülkeler, İtalya mesela. Çok ilginç bir çalışma vardı. Şimdi İtalya'nın borcunu 1 puan aşağı çekebilmek için, sadece milli geliri oran olarak 1 puan aşağı çekebilmek için ortalama %2.2 büyümesi gerekiyor İtalya'nın. Ben İtalya'nın 90'la 2007 arası büyüme oranlarına baktım. Ortalama. Yani 90'la 2007, hani kriz sonrasını almıyoruz ki o çok aşağı çeker büyümeyi. Baktığımda ne kadar biliyor musunuz? Dehşete kapıldım. 0.99. Yani bir, sadece ortalama büyüme oranı %1. Böyle bir ülke şimdi bu kadar borçta %2.2'ye ulaşacak da ondan sonra borçlarını aşağı çekebilecek. Benim gördüğüm resim şu. Crunch Time'ın o makalede de söylediği şey şu. Önümüz ya 2017-2018 diyor, en fazla dayanabilecek kesim. Yani büyüme gelmediği sürece. Büyüme gelirse bu sefer başka bir şey konuşmaya başlayacağız. Hani Amerika %5 büyümeye başlarsa, Avrupa'da %3 büyümeye başlarsa bu zaman da bu sefer enflasyon olacak. Yani o zaman yüksek faiz artışlarından bahsedeceğiz. Ve gerçekten cevap bulamadığımız birçok soru var ama böyle bir ortamda biz uzun perspektife baktık şimdi. Biraz daha geleyim ben şu günümüze. Bugün tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. 130 bin falan bekleniyor. 130-140 civarında bekleniyor. Eğer bu veri 160 bin gelirse piyasalarımıza satış gelecek. İşte Aralık'ta başlıyor tahvil azaltımı diye. Bu da bir oyun artık. Yani monopol oynuyor gibi oynuyoruz. Yani herkes bunu biliyor. Doğru. Bunu bilmeyen yok. Veya şey olursa, ben diyorum ki böyle zamanlarda biraz piyasanın tersine hareket etmekte fayda var. Ne diyorsunuz? Yani tersine demekleri ne? Yani mesela tarım dışı istihdam yüksek geldiği anda, 160 bin geldiği anda borsada aniden 1000 puanlık bir düşüş olması durumunda zaten geç kalıyorsunuz. Çünkü orada bütün fon yöneticileri vesaire para kullananlar anında bekliyor. Daha veriyi gördüğü anda basıyor tuşa. Anında işlem gerçekleşiyor. Küçük yatırımcılar onu algılayacak, acaba daha düşer mi diye soracak vesaire, zaten iş gerçekleşiyor. Şimdi zaten hani burada eğer siz düşükken alabiliyorsanız almanız lazım. Çünkü evet, eninde sonunda ani düşüşlerin arkasında bir tepki yükselişi oluyor. Ama günlük alsatlar çok zor. Çok yani zor, çok zor. Bunu yani yakalamak ve yakalayabildiğini söyleyen, yani biz bakmıştık. Çok çok zor, yani mümkün değil. Yani sizin bir kere biz spekülasyona kağıtlardan uzak durulmasını hep söylüyoruz. Bu iş borçla yapılmamasını. Evet. Dolayısıyla siz eğer belli bir fiyat baremleri olması lazım insanların. Yani bu hisse için bu fiyat doğru fiyat. Şimdi o fiyatları gördüğünüz zaman almanık için tabii ki iyi fırsatlar var. Çünkü yukarıdayken almak evet, aslında doğru bir şey değil. Çünkü
siz de fiyat, yani bir şeyi fiyatını pahalı alırsanız, evet, sonuçta kar etmeniz lazım. Ben bir şey söyleyeceğim burada. Ama isterseniz şöyle yapalım, konuyu dağıtmamak açısından kısa bir reklam aramız olmak, tamam, zorunda. Retrik belli bir süreyi geçtikten sonra vereceksiniz diyor, reklamı diyor. Kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra bu konu üzerinde tekrar devam edelim. Çünkü orada ilginç bazı noktalar da var. Yani strateji açısından, yatırımcının bugün stratejisi. Bugün enteresan bir şey var. Emlak konutun ikinci halka arzı, evet, var. Evet. O çok enteresan olacak. O piyasayı onu da biraz konuşalım. Değiştirecek. Evet, onu da konuşalım. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Yol gösteren... Tekrar sizlerle birlikteyiz. Paranın Rotası devam ediyor ve Logos Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berin Önder'le söyleşiye devam ediyoruz. Sizlerden de sorular gelmeye başladı. Hemen ben birkaç soruya bakacağım. Levent Gökdem diyor ki, Twitter'ın veya başka yabancı şirketlerin yabancı borsalarda işlem gören hisse senetlerini nasıl, nereden alınır? Bunun usulü nedir? Bu işlemlere kimler aracılık ediyor demiş. Bu işlemlere Levent Bey, aracı kurumlarımız aracılık ediyor. Bazı forex işlemi yapan aracı kurumlarda da var, veriyorlar. Bazı yatırım şirketleri, yatırım bankası şeklinde, onlarda da var. Bunu hemen araştırıp bulabilirsiniz. Birçok şirket şu an Amerika'dan hisse almak isterseniz diye veriyor. Onu söyleyelim. Diğer bir çok ilginç bir mail daha var. Ne katılıyor musunuz onu soracağım. Mehmet Uyguş demiş ki, çok kendinden emin bir şekilde Avrupa Merkez Bankası'nın faizi indirdiği şu sırada kimse Haziran'a kadar Fed'in sıkılaştırma falan yapmasını beklemesin. Zira Fed doların kıymetlenmesini istemiyor demiş. Siz katılıyor musunuz? Ben kısa vadede beklemiyorum ama Haziran'dan emin değilim. Ha, çünkü evet, Haziran'a kadar daha çok zaman var. Evet. Artık hani Haziran'a kadar bir şey konuşmak çok zor. Çok zor, dediğiniz doğru. Ben de açıkça fikrimi söyleyeyim. Ben Aralık'ta asla beklemiyorum. Ve piyasanın da bu düşüşü, yani 80.500'den başlayan borsa şimdi düşük açıldı. Çünkü Fransa'nın notu indirildi bu sabah. AA artıdan AA'ya indirildi. Görünümde negatifti. AA artıyken negatifti. Şimdi AA'da durağına çekmiş olduğu görünümü. Ve o yüzden Avrupa'da bir miktar geri çekilme var şu dakikalar itibariyle. Bizim borsamızda düşüşle açıldı. Şu aşamada borsadaki düşüş miktarına bakıyorum. %0.35 ve endeks 75.500 seviyesinde bulunuyor. Ben kendi kafamdan bir stratejiyi söyleyeyim. Normal şartlar altında eğer 15.30'dan sonra 15.35 itibariyle hala 73.500'ün altına sarkmamışsak 16'ya kadar orta vadeli alım için uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü ondan sonra biz şeyi konuşmaya başlayacağız büyük bir olasılıkla. Ya Aralık olmaz canım falan demeye başlayacağız. Şimdi Yaşar Bey çok doğru ama yıl sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Borsada da baktığımız zaman bizim %75-80 oranında bir yabancı yatırımcı var. Evet. Hala maalesef kurumsal Türk yatırımcı yok. İşte şimdi onların Thanksgiving, Aralık 15'ten sonra yıl sonu kapanışı. Yani orta vadeli yatırımcı için dediğiniz doğru. Evet. Ama kısa vadeli yatırımcı için yıl sonları bir takım hareketlerin olacağı, evet, zamanlar, pozisyonlar kapatılıyor, açılıyor. Ona da dikkat etmek lazım. Çok kısa vadeli yatırımcının bence daha temkinli. Ama ben zaten hep yatırımcıların orta vadeli olması gerektiğini düşünüyorum. O zaman orta da bir, uzun, evet, bir fırsat var hakikaten. Biz yani %15-20 bir yukarı potansiyel görüyoruz. Evet evet. Ben de aynı şekilde görüyorum. Karlar da çok iyi geliyor. Ben dün Bizim şirket bilançolarına baktım. Bankalar ortalamada %16-17. Geçen seneye göre karlılıkta bir artış var. Bazıları daha fazla. Büyük şirketlerin veya küçük de olsa mesela bilançoları incelerse, biz bir dün inceleme yaptık. Karların iyi çalışan, yani iyi yönetilen şirketlerin de karları çok iyi gelmeye başladı. O da yani kısa vadede bir bazen genel piyasadan dolayı bir çalkantı oluyor ama orta vadede zaten fiyatlar yerine geliyor. Evet, aynen öyle oluyor. Dediğiniz doğru. Kısa vadeli hareketlerden sonra bakıyorsunuz hak ettiği fiyata şirket geliyor. Bence borsa kumar yeri değil asla. Kesinlikle yatırım yeri. Gerçekten yatırım yeri. Eğer günlük bugün alayım satayım diyorsanız ve ciddi bir strateji geliştirmemişseniz kumar yeri. Yani
çok kısa vadeli yapmasınlar diyorsunuz ya. Yani onu yakalamaları çok zor. Şimdi bir de ben şeyi anlayamıyorum. Şimdi bizimle konuşuyorlar. Kısa vadede çok büyük para kazanmak istiyorum. Evet. Şimdi dünyada böyle bir şey yok. Şansına olabilir ama evet, onun şans olduğunu bilmemiz lazım. Yani bugün faizler %1-2 dünyada. İşte Türkiye'de hala %8-9 mevduatta ama real bazda baktığınızda çok az getir var. Neredeyse nötr. Şimdi böyle bir dönemde sizin de ne kadar para kazanabileceğinizi iyi hesaplamanız ve ancak ben çok kazanırsam girerim, o tür hisselere girerim, bu yanlış bir yaklaşım. Yani sizin eğer ortalamada her sene %15 kazanıyorsanız real bazda, bu ciddi bir kârdır. Çok müthiş bir kârdır. Bu ilerler ama bir sene %100 yapayım derseniz bunun aslında bir risk olduğunu da algılamamız gerekiyor. Tabii çok yüksek risk almak zorundalar. Ben şöyle söyleyeyim, neden öyle istiyorlar biliyor musunuz? Aslında gidip forumlarda orada burada kağıtların peşinden koşarken, ki forumlarda anlatılan kağıtlar genellikle çok manipülatif kağıtlar. Bu kağıt uçacak gidecek vesaire deniliyor. Sonra izlemeye başlıyor. Kağıt ne zaman uçmaya başlarsa giriyor. Sonra satamıyor. Çok ani bir satış geliyor. Hani volatilite çok yüksek o kağıtlarda. Ciddi zararlar ettikten sonra geliyorlar zaten profesyonele. Ve o arada geldiğinde de aynen şu psikolojiye giriyor. Bir an önce eski paramı kurtarayım. Ben yatırımcıyla şunu konuştum. Dedim ki bakın, aynen sizin tipte bir yatırımcı aradı. Özel olarak dedim ki bana bağlayın. Bizden yatırım danışmanlığı almak istemişti. Baktım ki isteği çok kısa vadede para kazanmak. Biz de kabul etmiyoruz o tip yatırım danışmanlığı, vermiyoruz. Çünkü yerindelik testi yapıyoruz. Yerindelik testinden sonra uygun değildir diyoruz yatırım danışmanlığı vermesi. Telefonu açtım, dedim ki bir kere dedim şunu kabul edeceksiniz. Daha önce benim işte 120 bin liram vardı, şimdi 70 bin liraya düştü. Ve o 50 bin lirayı kurtarırsam tam dediğiniz gibi orta ve uzun vadeli düşüneceğim Yaşar Bey diyor. Bakın dedim, sizin paranız artık 120 bin değil. Siz şunu kabul edin. Yani 70 bin liranız var sizin artık. Sizin sadece 70 bin liranız var. Eğer eski davranışınıza devam ederseniz bunun 50 bin liraya 40 bin liraya düşme olasılığı çok yüksek. Ama o 120 bin olsun da ondan sonra ben çok daha gerçek yatırımcı olacağım diyorsunuz ya, bugün dedim zamanı. Tam zamanı bugün. O anlamda kendi başlarına bir çamurun içerisinde debeleniyor yatırımcı. Ve bu psikoloji çok farklı bir şey. Yani rasyonel karar vermeniz sürekli oynayan fiyatlarda mümkün değil. Ben her zaman yayınlarda şu örneği veriyorum. Bir eviniz vardır. Evinizi alsanız, 300 bin liraya yeni taşınsanız, gitseniz, otursanız ve her sabah evinizin fiyatını internette görseniz gününüz harap olur. Yani düşünsenize. Ve evinizin fiyatı da gün içerisinde sürekli inse çıksa ne yapacaksınız? Hiç aklınızda yokken durduk yere stres yaşayacaksınız. Ben de diyorum ki insanlar bu şekilde düşünüyorlar. 50, 100 bin, 200 bin lirayı piyasaya koyup ondan sonra düşünebiliyor musunuz? Bir 150 bin liraya düşüyor, bir 250 bin liraya çıkıyor. Duygu değişimlerine bakar mısınız yani? Dehşet bir şey olur. Yani ve bunu beynin kendi özelliğidir. Yani doğuştan var olan bir software var orada. Siz istediğiniz kadar zirveyi yakalamayayım deyin. Beyin otomatik olarak zirveyi çıpa yapıyor. Yani 5.50'den kağıt 5.30'a düşmüşse o benim hakkımdı diyorsunuz. O 5.50'yi hak olarak görüyorsunuz. O sıraya kadar ne kadar para kazandığına bakmıyor beyin. Direkt oradan düştü, gene oraya gelirse satayım derken daha da aşağı gittiğinde bu sefer aldığı fiyatın da altına gidiyor. Bunu yönetmeye imkan yok. Bilimsel çalışmaların tümü, Profesör Schiller Nobel aldı. Bu çalışmalarla aldı. Ve biz şanslıyız ki, hani ben yeni Amerika'da yeniden keşfetmedim. Yani onları okudukça hakikaten muhteşem çalışmaları var. Şimdi Murat Uçar diyor ki, endeks yukarı hareket yapmaya çalışıyor. Fakat düşüşteki hacimler de yüksek diyor. Son 10 gündür de yabancı takası düşüşte. Gelen tüm olumlu haberlerde yukarı çıkıyor ama yabancı takası da azalıyor. Dolar yukarı gidiyor. Fed illaki tahvil alımını azaltacak. Zaman da hızlı geçiyor. Bir bakmışız ki borsamızda yabancı kalmamış. O yüzden orta vade beklentisi daha önemli değil mi demiş. Şimdi son haftadaki yabancı satışının bir nedeni de emlak konut halka arzına girme isteği ve pozisyon değiştirme. Evet. Önce onu söyleyelim. Çünkü 1.7 milyar liralık bir halka arzdan bahsediyoruz, evet, dolarlık. Halka arzı, çok evet, büyük bir halka arzı. Çok büyük bir halka arzı. Endeksi değiştirecek. Fena verilmedi değil mi?
Ya şey 2.50 2.80 emlak konut bir kere yatırımcılar tarafından beğenilen bir hisse senedi. Fiyatı %20 isko yani şirket aktif değerine göre bir %20 iskonto var. Ve geçen seneye göre de performansı finansal olarak iyi bir hisse. Evet. Dolayısıyla bir de endeks kağıdı olacağı için yatırımcılar almak zorunda. Hı hı. Şimdi bir takım eğer Türkiye pozisyonlarında belli bir limittelerse bunu ancak kağıt değiştirerek yapıyorlar. Yabancı evet. takasının o yüzden azalması söz konusu ama tekrar o yerine gelecektir. Mutlaka ülke pozisyonları değişiyor ama ben hiçbir zaman Türkiye'de yabancı yatırımcının tamamen çıkacağını işte şey yapacağını falan düşünmüyorum ama şunu düşünüyorum. Türk kurumsal yatırımcısı büyüyecek, büyümek zorunda. Büyümek zorunda kesinlikle. Evet. Yani bu geç kalınmış bir büyüme. Baktığımız zaman hala emeklilik sisteminin parasının %90'ının sabit getirildi olması normal şartlarda olmaması gereken bir şey. Çünkü reel anlamda siz zarar ediyorsunuz. Ama bir türlü de gelmedi, bu büyüyecek. Dolayısıyla orası büyüdüğü için azalabilir. Bu da yatırımcılar açısından. Bu da Türkiye için olumlu bir şey. Türkiye için, yatırımcılar için daha büyük bir pastadan konuşuyor oluruz. Olumlu bir şey. Bir de yeni enstrümanlar çıkacak. İstanbul Finans. Ama tabii ki burada şu çok önemli. Bizim piyasalımız, maalesef sermaye piyasası olması gereken yerde değil. Burada da politikalar, mevzuatlar çok çok önemli hale gelmeye başladı. Evet. Biz piyasadaki yatırımcılar olarak burada tabii ki SPK'nın, İstanbul Borsası'nın öncü rolünü yapıp bu piyasayı canlandırdıkça teşviklerin olması lazım. Aslında onlar da çalışıyor ama biraz daha cesur hareketler lazım gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Evet. Eğer o yapılırsa ilerler. Bir de bizim dünya piyasasından negatif ayrışmamamız lazım. Geçmişte bu pozitif ayrışıyorduk. Son bir senedir biraz negatif ayrıştık. Nota artışından sonra zaten negatif başladı. Evet, işte orada da hani kendimizi nasıl konumlayacağız? Diğer merkez bankaları biraz daha uluslararası piyasadaki çalkantıya daha fazla cevap veriyor. Biz biraz daha soğuk davranışlı bulunuyoruz. Hangisi doğru? Evet. Onu da zaman gösterecek. Valla şöyle, benim bildiğim normalde bir emeklilik fonları girmeli. Emeklilik fonları da girebilmek için yatırımcı hisseyi seçmeli ki seçmek istemiyorlar. Diğer taraftan sermaye piyasası kurulunun da gerçekten güveni yaratmak adına, yatırımcıya güven vermek adına daha radikal adım atması gerekiyor bence. Doğru. Yani kesinlikle çok net bir şekilde cezaların çalışması ve onun işler hale gelmesi gerekiyor. Meryem Hanım, bir de altın sorusu çok fazla geliyor. Şu an 6309 dolarda. Ben grafiğini de vereceğim altının. Bu altında siz ne bekliyorsunuz? Altının geleceğini ne düşünüyorsunuz? Yani şu 1525 dolar seviyesi aşağı kırıldıktan sonra sert düşüşler oldu. Özellikle de 1160 dolarlara kadar. Şu anda da 1309 dolarda. Yani şuralarda dalgalanmaya başladı. Şimdi Yaşar Bey, önce şunu söyleyeyim, ben altın de çok iyi anlamıyorum ama evet, gördüğüm bir resim var. Altın spekülatif. Evet, çok spekülatif. Çok doğru. Spekülatif. Bir zamanlar bu spekülatif yön, yani bir şekilde o canlandırıldı ve çok yukarı gitti. Belki de şimdi normal fiyat tabanını bulmaya çalışıyor. Yani benzer bir şeyi aynen Mehmet Ali Yıldırım Türk söyledi. Daha önce çok pahalıydı, şimdi normalini bulmaya çalışıyor dedi. Ve onun da yorumu şeydi, yani artık altın belli bir süre bir fiyat aralığında gidip gelecek. Yani ben onun 1200-1300 bandı, belki 1350 bandı olduğunu düşünüyorum ama şimdi iki yönlü görüş var. Bir tanesi diyor ki biraz daha aşağı gidecek. Fakat bir de altının bir maliyeti var. Hani evet, o üretim maliyeti. Evet. Üretim maliyeti. Yukarı yönlü şeyin, hareketin böyle 1700'leri falan ben kısa vadede görmüyorum. Onu gösterecek bir dinamizm yok. Evet. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki bir 3-5 ayda, 6 ay içerisinde normalde hakikaten 1450'yi geçmesi bir miktar artık zor. Ve 1200 seviyesi de altına geldiğinde genellikle orada alım yapıyorlar. O aralık Mehmet Ali Bey de şey vermişti. 80 lira veya altında alın ama 90'a yaklaşınca satın, böyle bir bant kullanın demişti. Evet, biz daha sorular çok ama maalesef süremizin sonuna da geldik. Ve
birçok şeyi konuşmak istiyor insan. Daha uzun vadeli perspektif ama yine uygun olduğunuz zaman sizi davet etmek isteriz. Ve Logos Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berin Önder'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar sizi yorduk. Sevgili seyirciler, sizlere de bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu iyi, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.